Her gün 100 hap bilgi, YKS Biyoloji, 6 Mart 2020. Hipertonik ortamın ozmotik basıncı, hücrenin ozmotik basıncından fazladır. Endoplazmik retikulum üzerinde bulunan ribozomlar, hücre zarında bulunan veya hücre dışına gönderilecek proteini sentezlerler. Solunum gazları, hücre zarından daima pasif taşımayla geçiş yapar. Lizozom, hücre dışı sindirimde görev almaz. Birey sayısı artan popülasyonlarda çevre direnci de artar. Ökaryotlarda DNA'nın bulunduğu yapılar çift zarlıdır. Su tutma kapasitesi ile ozmotik basınç doğru orantılıdır. Hücre zarında bulunan proteinler hücrelerin birbirlerini tanımasını sağlar. İzotonik ortamda madde alışverişi durmaz. ATP hücre içinde üretilir, depolanmaz, başka hücreye geçemez ve hücre içinde kullanılır. Kontraktif koful hipotonik ortamlarda daha çok çalışır ve daha fazla ATP harcar. Sinir hücrelerinde mitokondri ve Golgi organellerinin aktifliği fazladır. Selüloz Golgi'de değil, hücre zarında sentezlenir. Ribozom çekirdekte üretilir ancak çekirdekte protein sentezleyemez. Disakkaritler, polisakkaritler, dipeptitler, polipeptitler hücre zarındaki porlardan geçiş yapamaz. Kloroplastta ATP üretimi, DNA işlenmesi, enzim kullanımı, organik monomer ve polimer üretimi olur. Paramecium'da, cıvık mantarlarda, mantarlarda, çizgili kaslarda, polenlerde ve embriyo kesesinde çok çekirdekli yapı bulunur. Sinapsta gelen her impuls sinapstan geçemez. Buna seçici direnç denir. Ökaryot hücrelerde transkripsiyon, çekirdek, mitokondri ve plastitte görülür. Selülozu geviş getiren hayvanlar tarafından değil, onların midelerinde yaşayan prokaryotlar sindirir. Protein sentezinde ilgili gen bölgesi RNA polimeraz açar. Bölünme özelliğini yitirmiş hücreler, çizgili kas hücreleri, yumurta, sperm, sinir hücreleri, retine ve olgunlaşmış al yuvarlardır. Bir hücrelerde hücre bölünmesi üreme demektir. Merkezi sinir sisteminde ara nöronlar arasında sinapslar meydana gelir. Merkezi sinir sisteminde ara nöronlar arasında sinapslar görülebilir. Yapım olaylarında kesinlikle ATP harcanır, yıkım olaylarından ATP harcanmaz. Protist alemindeki bütün canlılarda kontraktif koful ve pelikula bulunmaz. Memeli hayvanlarda olgun akyuvar hücrelerinde protein sentezlenmez, oksijenli solunum olmaz, DNA eşlenmez fakat ATP üretilir ve tüketilir. Mayoz bölünmede crossing over olmasa dahi bağımsız ayrılma sayesinde kalıtsal çeşitlilik meydana gelir. Katalaz enzimi karaciğerde üretilir. 3 plastit çeşidinde de DNA, RNA, ribozom ve çift zar bulunur. Boşaltım örnekleri insanda terleme, idrar atma, bitkilerde yaprak dökme, terleme ve damlamadır. Bitkilerin bütün hücreleri fotosentez yapmaz. Hatta yeşil görünen yapraklarında bile epidermis doku hücreleri fotosentez yapmaz. Aldosteron az salgılanırsa adison hastalığı, fazla salgılanırsa ödeme sebep olabilir. 20-22 çeşit amino asit vardır. Monomer çeşitliliği sorularında en fazla protein alınır. Solunumda ATP hem harcanır hem üretilir. Cıvık mantarların hücreleri çepersizdir. Nöroglia hücreleri nöronlara destek olurlar, nöronlar arasındaki iyon derişimini kontrol ederler. Temel amino asitleri bitkiler üretir. Ancak temel amino asitleri hem bitkilerden hem hayvanlardan alabiliriz. Karbonhidratlarda glikoliz, lipitlerde ester, proteinlerde peptit bağı kurulur. Duyu organı reseptörleri
Gözde retina, burunda sarı bölge, kulakta korti organı, dilde papilla ve diride ise alt deride bulunur. Eritroprotein, karaciğer ve böbrekten salgılanır, kan hücresi üretimini uyarır. Peroksizom, katalaz enzimini bulundurur. Katalaz enzimi sayesinde zehirli maddeler vücuttan arındırılır. Hayvanlar, içerisinde hücre cepheli tür bulundurmayan tek alemdir. Hayvanlar aleminin tamamı heterotrof türlerden oluşur. ACTH, böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyarır. Aldosteron, kanın tuz oranını ayarlar. Kortizol, protein ve yağların glikoza dönüşümünü sağlar. Glikoprotein ve glikolipitler hücreye özgü kimlikler verir. Hücrelerin birbirini tanımasını, kontrolsüz bölünmelerini engeller. Türler anatomik ve morfolojik olarak birbirine benzeyen, çiftleştiklerinde verimli döller verebilen bireylerdir. DNA sentezi sırasında organik baz, deoksiriboz, fosforik asit, serbest nükleotit ve ATP azalır. DNA sentezi sırasında su, ester bağı, fosfodiester, glikozit ve hidrojen bağı artar. Boşaltımın temel amacı su ve iyon dengesini ayarlamaktır. Yunus, memeli, penguen, kuş, deniz atı balık, mürekkep balığı yumuşakça, yarasa memelidir. Safrofit canlılar, bazıları bakteriler, bazı arkeler, bazı mantarlar ve cıvık mantarlardır. Mitokondrinin iç zar kısmına krista, içini dolduran sıvıya matrix denir. Vitaminler, ışık, oksijen, ısı ve metalden olumsuz etkilenirler. Bazı bitkilerde kloroplast yoktur. Bitkilerin bazı hücrelerinde fotosentez görülmez. Aktin ve miyozin kas kasılmalarında görülebilir. Hemoglobin kanda oksijen ve karbondioksit taşımada görülebilir. Albumin kanın ozmotik basıncının sabitlenmesinde görülebilir. Fibrinojen kan patılaşmasında görülebilir. Antikor vücut savunmasında görülebilir. Keratin saç ve tırnak yapısına katılır. Yağ bakımından fakir beslenenlerde ADEC vitaminlerinin eksikliği ortaya çıkar. Yağda eriyen vitaminlerin fazla alınması zehir etkisi gösterebilir. Vitaminlerde karbon, hidrojen ve oksijen ek olarak azot da bulunabilir. Mantarlardan bira mayası dışındakiler çok hücrelidir ve heterotroftur. Çizgili kaslarda oksijen yetersizliğinde oksijenli solunuma ek olarak laktik asit fermantasyonu yapılır. Enzimler aktivasyon enerjisini azaltır. Sıcaklık aktivasyon enerjisini düşürmez, sıcaklık artışı tepkimeye girecek moleküllerin iç enerjisini artırarak daha çabuk aktivasyon enerji düzeyine ulaşılmasını sağlar. Ökaryotlardan transkripsiyonla çekirdekte mRNA sentezlenir. Sitoplazmada mRNA'nın ribozoma bağlanması ile birlikte başlayan protein sentezi sürecine translasyon denir. ETS hem oksijenli hem oksijensiz solunumda vardır. Fermentasyon ile oksijensiz solunum karıştırılmamalıdır. Nişasta ve selüloz bitkilerde, glikojen, bakteriler, arkeler, mantarlar ve hayvanlarda, kitin ise mantarlar ve hayvanlarda bulunur. Bitkilerin kitinden diş iskeleti vardır. Trake solunumu yaparlar, iç döllenme ve dış gelişim görülür. Kanlarında taşıyıcı pigment yoktur. Kemik doku hücresi osteosit, ara madde oseindir. Boyuna kanallara Havers, enine kanallara Volkmann olarak isimlendirilir. Bölünür doku hücrelerinde hücre çeperi ince, kofullar küçük, sitoplazma bol, organel sayısı çoktur. Tükürük bezinde amilaz, midede pepsinojen, ince bağırsakta sakkaraz, maltaz, laktaz enzimi vardır. Kloroplast bulunduran bitkisel doku ve hücreler parenkima dokusu ve stoma hücreleridir. Canlılığını kaybetmiş bitkisel doku ve hücreler sklerenkima, kısilem ve peridermistir. Enzimler substratına
dış yüzeyden etki etmeye başlar. Bu yüzden yüzey alanı arttıkça enzim etkinliği ve tepkime hızı artar. Safra sıvısı safra kesesinde değil, karaciğerde üretilir. Safra kesesinde tutulan safra, kolodok kanalıyla ince bağırsağa dökülür. 1 gramda en fazla enerji veren besin lipittir. Beynin enerji kaynağı glikozdur. Nükleik asitler azotlu organik baz ve şekerine göre isimlendirilir. Su oranı %15'in altına düşmesi enzimlerin çalışmasını engeller. İnorganik bileşikleri canlı hücreler üretemez, sentezleyemez, dışarıdan alırlar. Bu bileşikler solunumda enerji verici olarak kullanılmazlar. Kombiyum açık tohumlu ve çift çeneklı bitkilerde bulunur. Enzimlerin varlığını artıran maddelere aktivatör denir. Enzimlerin çalışmasını durduran veya azaltan maddelere inhibitör denir. Asitler turnusol kağıdını maviden kırmızıya, bazıları ise kırmızıdan maviye çevirirler. Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan mineral kalsiyum, vitamin K vitaminidir. Kolesterol hayvansal kaynaklı olup hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını artırır. Ayrıca sinir hücrelerinde yalıtımı sağlar. Kalsiyum ve fosfor kemiklerin ile dişlerin, magnezyum klorofilin yapısına katılır.